Merhaba Capsure, ben Kaptan Flagon ve Pokemon Türkiye Draft Ligi'nin draft analizi videosunda, Kansas City Battles'ın draft analizi videosunda uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bir haftalık bir aradan sonra aşağı yukarı. Bir haftalık bir ara, neden bir haftalık bir ara? Acayip hasta olmuştum. Yani 4-5 gün tamamen yattım yataktan ve çıkamadım. Hala sesim birazcık kötü, hala öksürüyorum. Öksürük zor geçer zaten, hastalık geçse de 1-2 haftaya. Bir haftaya falan öksürüğüm de kalmaz umarım. Aksak da doktora gitmem gerekecek çünkü. Ve bu süre zarfında sadece yatmadım. Aynı zamanda Pokemon Türkiye Draft Ligi'ne katıldım. Kendime çok güvendiğim ve rahat hissettiğim bir takım draftladım. Zaten 8 oyuncu var. Evet, 8 koç var. 4'ü YouTube'da, 4'ü de normal izleyicilerden koçlar. Ve 8 oyuncu varken Pokemon'ların çoğu boş kalıyor. İstediğin Pokemon'ları alıyorsun genellikle, ki ben de Kansas City Battles'ta genellikle istediğimiz Pokemon'ları aldık. Bu ligi Konkat düzenliyor. Onu da YouTube kanalının linki aşağıda, açıklama kısmında olacak. Konkat'ın tamamen kendi düzenlediği bir lig. Biz de birkaç konuda yardımcı olduk. Fikir alışverişinde bulunduk tabii ki. İlk kez yapılan bir şey Türkiye'de. Tabii draftlarını zaten biliyorsunuz, kanalımı uzun zamandır takip ediyorsanız. Draftlarına ben katılıyorum bayağıdır. YouTube şeyde, Showdown'dan özellikle. 3DS'den de katıldığım birkaç tane vardı. Showdown'dan özellikle katılıyorum. Bu lig 3DS'den olacak, ki bu harika bir şey. Ben bayağıdır 3DS'den bir lige katılmak istiyorum. Çünkü Showdown'ı fazla ciddi, yani ciddiye alamıyorum değil de, oyun bilgisayarda oynandığı için hemen bas geç moduna giriyorum. 3DS'de öyle bir şey olmayacak. Ve uzun zamandır benim daha kompetitif ve rekabetçi kısmı daha ciddiye alarak oynamamı istediğinizi biliyorum. Ki Pokemon Origins League'nin bu sezonda bunu yapamadım, ki zaten Pokemon Origins League'nin bu sezonu düzenli olarak kanala atamadım. O yüzden geçen sezonu, ki sezon bitti, playofflarda yenildi Kansas City Battles. İlk playoff'ta 6-0 galiba yenildim ve elendim. O yüzden eski videoları da sildim düzenli olarak atamadığım için. Bu ligi düzenli olarak atacağım tabii ki de, çünkü atmam lazım, bir sorumluluk bu lig. Origins League'in aksine, çünkü diğer YouTuber'lar da var, onların da video çekip atması lazım, bu ligle ilgili içerik üretmesi lazım. Bunu kesinlikle düzenli olarak atacağım ve özellikle son zamanlarda Yu-Gi-Oh oynadığımdan dolayı tekrardan gelen bir rekabetçi isteğim var ve eğer bu rekabetçi ruhumu Pokemon'a yansıtabilirsem ligin benim adıma daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Eskisi gibi olacağını, Kansas City Battles'ın güçlü bir şekilde yumruğunu masaya vuracağını düşünüyorum. Çünkü takımımıza çok güveniyorum. Aldığım her Pokemon'u kullanmayı biliyorum, seviyorum ve doğruyu söylemek gerekirse birkaç kişinin çok şişman, böyle kurtulamayacağım Pokemon'ları var. Ve benim takımımda da özellikle o Pokemon'lardan kurtulmak için gerekli ateş gücünün bulunduğuna inanıyorum. Şimdi öncelikle size kurallardan bahsedeyim. Her şeyden önce lig kurallarından bahsedeyim. Her takımın bir adı ve bir amblemi var. Bizimkisi Kansas City Battles. Amblemimiz de zaten şu an ekranda bildiğiniz üzere. Bunun dışında draft formatı nasıl yapıldı? Her takım Smogon'un tierlarından 3'er adet Pokemon aldı. İlk başta 3 tane OU aldık. Sonra draft sırası randomize edildi. 3 tane UU aldık. 3 tane RU aldık, yine draft sırası randomize edildikten sonra. Ve son olarak bir kere daha randomize edildi draft sırası. Ve 3 adet NU ve 6 olmak üzere. Toplam 12 tane Pokemon aldık takımımıza. İkinci kural, Pokemon seçimleri. İkinci kuralın diğer kısmı. Pokemon seçimleri katılan eğitmenler arasında kural çekip sıraya göre olur. Bunu söyledim. Her takımda 1 Mega Pokemon var. 1 tane türde Z kristali var. Pokemon'ların adına özel Z kristalleri yasak. Bunun dışında Mega Metagross yasak, Mega Blaziken yasak, Mega Gengar, Mega Kangaskhan, Mega Lucario ve Mega Salamence yasak. Bunun dışında bir de item olarak Soul Dev itemi yasaklatıyoruz Latias için. Tüm tek Pokemon'a özel Z kristalleri yasaktır. Bunu söyledim. Arena Trap
Ki bence arena trap'in yasak olması gerek değil, ama arena trap ve shadow tech ability'leri yasak, battle bond ve moody ve power construct ability'leri de yasak. Bu kuralda katılmadığım bir iki tane şey var. Arena trap ve shadow tech lig formatında iyi ability'ler. Ama hani rakibinin o Pokemon'u getirip getirmeyeceğini aşağı yukarı tahmin ettiğin, edebildiğin için üzerine oynayabileceğin ability'ler. O yüzden bence yasak olmasına gerek yoktu. Yasaklı move'lar o ilk OKO, yani tek turda yok eden, hani vurup öldüren guillotine falan var biliyorsunuz. O hareketler yasak. Mind Blown ve Photon Grazer hareketleri yasak. O iki harekete bilmiyorum. OKO move'ların OKO hareketlerin yasak olması iyi bir şey. Bunun için de yasaklı Z move'ları, tüm işte isme özel Z move'ları, bir de Z evasion move'ları dedikleri, hani o Z geomancy tarzı statlarını bayağı arttıran hareketler yasak. Smogon tier'ların Uber Pokemon'ları almıyoruz tabii ki de. Yasaklı diğer Pokemon'lar Megalatios, Megadynasty, Hoopa, Unbound, Mew, Kyurem Black, Magearna ve tüm Ultra Sun, Ultra Moon Pokemon'ları, çünkü ligde Sun ve Moon kullanacak arkadaşlar da olduğu için Ultra Sun, Ultra Moon Pokemon'ları yasak. Megalatios, Megadynasty, Hoopa, Unbound, Mew, Kyurem Black, Magearna, bence Pokemon'ların yasaklı olması gerek değildi. Hepsi lig formatında kullanılabilecek Pokemon'lar, çünkü lig formatının normal turnuvalardan farkı şu: rakibinin takımının ne getireceğini biliyorsun aşağı yukarı. Yani en azından rakibinde Mew olduğunda Mew'un ne yapacağını biliyorsun. O yüzden bence yasak olmasına gerek yoktu, ama yasaklı. Biz de zaten draftımızı ona göre yaptık. Yasaklı Pokemon'larını almak isteyebileceğim tek Pokemon Mew'du zaten. O yüzden fazla sorun olmadı. Bunun dışında ligde Smogon Clause uygulanıyor. Yani o tüm Smogon'un kuralları, hani o gayri resmi kural dedikleri. Ama Sleep Clause uygulanmıyor. Ben bunu fazla sevmedim. Kimsenin sleep spamlayacağını sanmıyorum, ama bu onlara spamlama imkanı verecek. Bence uygulanması, özellikle sleep clause'un uygulanması lazımdı. Ligde gerçekleşen her maç kaydedilmek zorundadır. Kazanan takım o hafta 3 puan kazanır. Maç sonuçları bildirilmek zorundadır. Kurallara aykırı işlem gerçekleştiren oyuncu haftaya 6-0 mağlup sayılır. Maç itirazları için maç kaydedilmeli ve yetkililere gönderilmelidir. Ligde her hafta bir maç gerçekleştirilir. Maçlar cumartesi ile pazartesi günleri arasında, cuma ile pazartesi günleri arasında oynanacaktır. Kazanana Pokemon Türkiye Draft Ligi şampiyonluk sertifikası ve madalyonu verilecektir denmiş. İlk 4'e giren oyuncular da playoff'a yükselecek. Şimdi ilk 4'e girmek zorundayız. 8 takım var. İlk 4'e girebiliriz. Giremezsek ayıp olur. O kadar tecrübemiz var. Galiba ligdeki en tecrübeli kişi ben olmalıyım bu diye düşünüyorum. Yani draft formatında, çünkü 4-5, en azından bir 5-6 sezonluk draft ligi oynamışlığım var aşağı yukarı. O yüzden ilk 4'e giremezsem hani birazcık rezil olurum kendimce. Diğer takımları söylemeyeceğim, diğer koçları söylemeyeceğim, onların draftlarını falan söylemeyeceğim. Ama eğer YouTube'a koyacakları söyleyeyim. Hieritikan var, kanalın linkini bilmiyorum, onu bulursam açıklama kısmında koyacağım. Konkad var, o zaten draft analizini koydu. Bir de Pokemon Master PMM ligde var, o da draft analizini veya takım kurma videolarını koyacaktır. En azından maçlarını kesinlikle koyacaktır, diğer ikisinin konulması da. Sizden, Kansas City Veltas hayranlarından, Kansas City Veltas destekçilerinden, eğer bu ligde bizi destekliyorsanız, gidin rakiplerimin videolarına bir bakın. Belki bir böyle bize bir taktik falan çalarsınız. Güzel fikir olur bakın. Bir bakın onlara siz. Eğer ligde Kansas City Veltas'ı destekliyorsanız tabi. Bunun dışında hashtag #PastorRiveltas etiketiyle yorum kısmında da desteğinizi göstermeyi unutmayın. Şimdi 10 dakika boyunca bu konuları konuştuktan sonra draft analizimize başlayabiliriz en sonunda. Şimdi ilk başta OU'dan başladık. Konkat isimleri randomize dedi. Ve ben 8 kişilik drafttan 6.ydım. 6. olmak kötü. Çünkü yani ya başa çok yakın olmak istersin ya da sona. Çünkü iki kere üst üste alacaksın. Şimdi ben 6. olduğumda gidiyor. Gerçi 6. olmak da çok kötü değil. 5. falan olsam daha kötü olurdu. Ama oyunda hiç sorun yaşamadım. Draft başladı işte. Herkes Pokemon'u ilk başta PMM başladı. Pokemon Master PMM başladı ve Mega Charizard X aldı.
Kafamda bir yerde aslında Mega Charizard X istiyordum. Ama istediğim direkt hani şu Pokemon alacağım dediğim Pokemon değildi. İkinci, üçüncü tercihimdi diyelim Mega Charizard X. İlk aldığımız Pokemon Red Mega Scizor'umuz. Bu arada şöyle bir şey var. Mega Pokemon'ları Mega itemiyle getirmek zorunda değilsin. İlk tur Mega olmak zorunda değilsin. Pokemon Origins League'in aksine. İstediğimiz tur Mega olabiliriz. Mega itemini getirmeyebiliriz. Ve benim Scizor'u almamın en büyük nedeni Ultra Sun veya Ultra Moon veya Sun veya Moon oyunlarında Mega kullanacak kadar ileri olmamam. O yüzden Mega item olmadan da işe yarayabilecek bir Pokemon'a ihtiyacım vardı. Ki Scizor büyük ihtimalle benim fikrimce Mega itemi olmadan en çok işe yarayabilecek Mega Pokemon'lardan biri. Ki belki de en iyisi. Leftovers verebilirsin, Life Orb verebilirsin, Choice Band yapıp verebilirsin. Ki Life Orb ve Leftovers verdiğinde Mega Scizor'un yaptığı her şeyi daha iyi yapabilir. Daha iyi demeyelim de yapabilir yani en azından. O yüzden Red Scizor'umuzu aldık. Kırmızı Scizor'umuz tekrardan Kansas City Veltas forması giyecek. Ekranda da gördüğünüz gibi. Ligin sonuna doğru en azından playofflara kalırsam Mega evrimi açmam lazım. Çünkü Mega Scizor bizim için bir as olacaktır. Bir as, bir canavar olacaktır. Gerektiği zaman yardımımıza koşacaktır Mega Scizor. Ardından 7. ve 8. aldı. Sonra tekrardan 8. ve 7. aldı üst üste. Yani gidiyor aşağıya. Sonra aşağıdan yukarı çıkmaya başlıyor liste. Sonra sıra bize geldi. Aldığım Pokemon Landorus Terrain Kane'imiz. Kabil demek. Yani Kabil'in İngilizce karşılığı gibi bir şey. Evet, İngiliz karşılığı. Kane Landorus Terrain'imiz. Şimdi ben Landorus fazla kullanan biri değilim ama Landorus çok fazla kullanan bir Pokemon. Ama draft formatında sadece ben kullanacağım için çok görmeyeceksiniz ki büyük ihtimalle ben her maç getireceğim. Çünkü Landorus Terrain harika bir Pokemon. Intimidate ability'si var. Scizor'un ateş zayıflığını iyi kapatıyor. Yani iyi kapatmıyor ama en azından mahvedebiliyor ateş Pokemon'larını. Çünkü Earthquake, Ground Turu ve şu atağa bakar mısınız? 145 atağı var. Earthquake, Stone Edge, Special Attack da 105 aynı zamanda. Earth Power'da öğreniyordu diye hatırlıyorum. Earth Power'da öğreniyor. Special'da olarak da getirebiliriz. Ama benim Landorus'u alma amacım defansif olması. Yani defansif kullanmak. Intimidate, Rakan'la beraber aynı zamanda Satrak'a erişimim olacaktı. Ki Red gerektiği zamanlarda Defog'la getirebiliriz. Defog kullanabilir. Aynı zamanda Landorus'un en büyük zayıflığı Ice zayıflığı, çarpı 4 Ice'a zayıflığı var ki Red de Ice'ı resist ediyor. O yüzden beraber iyi bir ikili olacaklardır. Aynı zamanda Landorus Terrain'i Choice Band, Choice Scarf tarzlarıyla da getirebilirsin. League formatında kullanmak için harika bir Pokemon çünkü istediğin itemle kullanabilirsin ki bu da elini bayağı rahatlatır rakip takımlara karşı. Bunun dışında dediğim gibi Assault Vest verip Special Defensive bile getirebilirim hani. Ama daha fazla stratejimi vermeyeceğim çünkü bir sonraki Pokemon'umuz Dusky Weavile'a geçme vaktimiz geldi. Dusky Weavile'ın olayı şu. Şimdi Landorus Terrain Ice'a çarpı 4 zayıf. Düşündüm. Oyundan almak istediğim böyle direkt çıkan bir Pokemon var mı karşıma? Yok. Dedim ki rakiplerim Weavile alırsa benim için sorun olur çünkü Weavile hem aşırı iyi bir Pokemon hem de benim fiziksel defans Pokemon'um Weavile'e karşı zayıf. Dedim ki Weavile'ı ben alayım. Eğer bir şeye karşı bir şey yenemiyorsan o şeyi kullanmaya başla hesabı. Weavile'ı ben aldım. Ki Weavile'ın türü Dark ve Ice türü. Belki Weavile'ın hareketi, moveseti, 2-3 moveseti var. Genelde onu kullanman gerekiyor. Fiziksel ofansif kullanman gerekiyor. Başka bir şey yapamazsın defansif veya special defansif veya special ofansif yapamazsın. Çünkü special atağı 45. Yani Weavile ne yapacağı belli. Ama birazcık hani macera arayabiliriz. Focus Sash verip Source Dance Ash Shard Weavile. Source Dance öğreniyor mu? Source Dance öğreniyor. Tamam. Focus Sash, Source Dance Ash Shard Weavile yapabiliriz. Life Orb yapabiliriz. Bir ara Pickpocket Weavile kullandığımı hatırlıyorum zamanında. Pickpocket Ability ile item çalan Weavile. Weavile hoş şeyler yapabilir ki rakiplerimin Psychic türü ve işte Garchomp tarzı. Garchomp alan var mı? Hatırlamıyorum ama Garchomp tarzı. Garchomp illa biri almıştır. Garchomp çok iyi bir Pokemon. Ben Landorus'u alamasaydım Garchomp'u alacaktım. İkinci tercihimdi Garchomp Landorus adına. Landorus kısmında.
Vival o yüzden Vival sıkıntı yaratacaktır. Hani süper efekti vurmasa bile şu atakla 120 atak ve Life Orb'la çok sert vuracaktır. Aynı zamanda hızı da 125. Ligdeki en hızlı Pokemon'lardan biri ki hızlı bir takım kurmaya çalıştım. Vival'de bu amaca iyi hizmet ediyor. Ardından OU kısmı bitti. UU kısmına geçtik. UU kısmında son sıradaydım ki bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü son kısımda olunca üst üste iki tane Pokemon alıyorsun. İlk başta sıra geçti 1'den 8'e kadar. 8. olarak bana geldi. Ve bu iki Pokemon'un da alınmamasına şaşırdım. Özellikle ikinci alacağım Pokemon'un alınmamasına daha çok şaşırdım. İlk aldığım Pokemon Azura'mız Azelf. Tekrardan o da Kansas City Veltas forması giyecek. Pokemon Türkiye Draft Ligi'nde. Azelf'i biliyorsunuz Steltrako öğrenebiliyor. İyi bir başlangıç Pokemon'u. Thunder Wave tarzı şeyler öğrenebiliyor. Maça başlamak için iyi bir Pokemon. Rakibi Thunder Wave'leyebilir, Steltrak kurabilir. Bunun dışında harika bir Special Offensive Pokemon, benim kullanmayı sevdiğim tarzda. Calm Mind'la Setup Sweeper dediğimiz, o hani statlarını arttırıp daha sert vuran Pokemon'lara dönüşebilir. Ki Calm Mind'la değil, Nest Plot'la da dönüşebilir. Çünkü Nest Plot öğreniyor. Focus Sash Nest Plot verip Special atağını artı 2 deniyor değil mi? Çarpı 2 mi deniyor? Pokemon'dan bayağı dur uzağım. İki katına çıkarıp galiba. Çarpı 2 oluyor o zaman. Çarpı 2'ye çıkarıp special olarak her şeyi bombardımanı alabilirim. Psychic türü Azelf'le ki Azelf'in hareket listesi bayağı geniş. Enerji bol olsun, ekstra sensörü geçelim. Fire Blast olsun, ateş türü hareketimiz var. Psychic türü hareketimiz var. Shadow Ball var. Steltrak var dediğim gibi. Thunderbolt var. U-turn öğreniyor ki takıma bakarsanız genelde benim oynarken kullanmayı sevdiğim Switch inisiyatif olayı bu takımda bolca var ki bu yüzden takımıma ayrı bir güven duyuyorum. Çünkü U-Turn ve Wall Switch'i durmadan kullanabilen bir takım. Oo, spoiler verdim galiba. Red U-Turn öğreniyor, Kane U-Turn öğreniyor, Azura U-Turn öğreniyor. Ape Crazy, Infernape bir sonraki pickimiz U-Turn öğreniyor. Bunun dışında Aridu alacağımız Pokemonlardan Wall Switch öğrenen, U-Turn öğrenen var. O yüzden bu sürekli hani vurup Pokemon değiştirmek, vurup Pokemon değiştirmek, sağdaki Pokemon avantajını eline almak kısmını çok bir yani çok gurur duyuyorum takımda bu kısımla ilgili. Gurur duyuyorum bu kısmını. Çok devrik bir cümle oldu. Neyse fazla kurcalamıyorum. Bunun dışında Trick öğreniyor. Belki rakibimizin Sableye tarzı Pokemon'larını kitleyebiliriz. Ve Moonblast falan da Moonblast öğreniyorsun değil mi? Ya Moonblast, Dazzling Gleam öğreniyorsun. Aynen, Dazzling Gleam öğreniyor. Azelf genel olarak special olarak çok special hareket olarak çok geniş bir saldırı listesi olan iyi bir Pokemon'umuz. Ayrıca Special vuran bir Pokemon'a ihtiyacım vardı. Çünkü ilk 3 Pokemon'umu oyundan aldım. İlk 3 Pokemon'un 3'ü de fizikaldi. Aradan bir sonraki Pokemon'umuz Infernape. Şimdi Infernape'i Azelf'le ben ardı ardı aldığım için sırası fark etmiyor. Infernape'in ilk 8'de alınmamasına şaşırdım ki bence Yu-Yu'daki en iyi Pokemon'lardan biri ve lig formatında ateşle dövüş türü olan bir Pokemon'umuzun olması gerek. Benim tecrübelerimle böyle bir şey diyebilirim büyük ihtimalle. Ape Crazy ismi çok güzel. Bunu tamamen Digimon Average'ten aldım internetten. Bilmeyenler hani eğer İngilizce anlıyorsanız cidden yani altyazısız falan bir şekilde anlıyorsanız Digimon Adventure 3'nin Average serisine bakın, komik şeyler var. Birazcık uzunlar ama komikler. Yu-Gi-Oh! Average gibi değil bir de. Daha ciddi ama komik, cidden hani gülüyorsun, bazı yerlerde iyi gülüyorsun. Ape Crazy'nin ismini de oradan aldım. Infernape, Blaze Blitz var, Iron Fist var. Infernape de Steltrak öğrenebiliyor. Galiba 3. Steltrak öğrenen Pokemon'um bu takımdan. Bunun dışında ateş türü harekete erişimim var. Dövüş türü hareketlere erişimim var artık. Ve en önemlisi bir tane daha öncelikli hareket kullanan kişi oldu takımda. Hatta aynen bir tane daha oldu. Red Bullet Punch öğreniyor. Öncelikli hareket. Dusky, Vivile, Ice Shard öğreniyor. Başka bir öncelikli hareket. Azura Sucker Punch öğreniyor diye hatırlıyorum. Azura Sucker Punch öğreniyor musun? Tabii ki de öğrenmiyorsun. Ben yanlış hatırlıyorum. Ama Ape Crazy'miz Mach Punch öğreniyor. Sucker Punch sen öğreniyor musun? Sen de öğrenmiyorsun Sucker Punch. Kimse Sucker Punch öğrenmiyor takımda neredeyse. Ki büyük ihtimalle kimse öğrenmiyor. Vivar sen öğreniyorsun zaten. Sen karanlık turusun. Sen de öğrenmiyorsun hadi ama. Neyse. Ape Crazy'miz Mach Punch öğreniyor. Iron Fist ile Mach Punch daha sert vuracaktır. Sesim hepten gitmeye başladı. Bir su içeyim.
Bunun dışında Ape Crazy'ye mix karışık bir set olarak da getirebiliriz. Çünkü special atağı da gayet iyi. 104 special atağı, 104 atağı var. Duruma göre belki tamamen special getirebiliriz. Tamamen physical getirebiliriz veya karıştırıp bir şey getirebiliriz Infinite Ape'imize. Ardından şimdi dürüst olacağım. Sıra yukarı gitti, tekrar aşağı indi ve yani en son piki yapacağım artık. Ve snipelandı. Asıl istediğim Pokemon Serperior'dı. Ve Serperior alındı. O yüzden ben de başka bir special atağı iyi olan bir Pokemon olan Amelia'ya Sylveon'umu aldım. Sylveon'u daha önce ligde kullandığımı hatırlamıyorum ama Wi-Fi savaşlarında kullanmış olmam lazım. O yüzden Amelia'yı aldım. Tabii ki de ability pixelate olacak. Sylveon genel olarak Hyper Voice'a sert vuran bir Pokemon. Bunun dışında special defansı gayet iyi. Defansı iyi olmasa da defansif olarak da kullanabilirsin duruma göre. Special defansı 130, special defansif defansı çok iyi olan bir Pokemon bu konuda. Bizim elimizi hani yani aynı special defansif Pokemon'u getirmek zorunda değilim. Belki maça göre Sylveon'u getirebilirim. Maça göre diğer special defansif Pokemon'larından birini getirebilirim duruma göre. O yüzden Sylveon iyi oldu. Special Offense zaten Sylveon'un Pixelate Hyper Voice gücünü herkes biliyordur. Choice Specs verebiliriz. Assault Vest verebiliriz. Leftovers. Bunun dışında Stall yapmamız gerekirse Sylveon'da Stall yapılabilecek bir Pokemon. Toxic'le, işte Wish'le falan. Wish değiştirip Wish'le diğer Pokemon'larımıza destek sağlayabilir. Bunun dışında şey de öğreniyordu. Heal Bell de öğreniyordu takımımızdaki status durumlarından kurtulmak için. Sylveon genel olarak duruma göre iyi bir Joker Pokemon olacaktır. Hani Cleric dediğimiz o kendi Pokemon, kendi takımını iyileştiren, onlara destek sağlayan Pokemon olacaktır. Duruma göre de gelip sahaya sert bir şekilde vurabilir rakibin Pokemon'larına. Ardından Oyu ile Yuyu bitti böyle. Tekrardan söyleyeyim. Red Scizor'umuz, Kane Landers Teren'imiz, Dusk Weavile'imiz, Azura Azelf'imiz, Ape Crazy Infinite Ape'imiz ve Amelia Sylveon'umuz var. Oyu Yuyu 6 piklerimizden 6 Pokemon'umuz bunlar. Ardından bir sonraki tier olan Aryu'ya geçiyoruz. Şimdi benim kullanmayı sevdiğim ve en iyi kullandığımı düşündüğüm her Pokemon Aryu'daymış. Bunu anladım buradan. Özellikle Milotic'in Yuyu'dan Aryu'ya düşmesi beni Aryu'da birinci olmaya zorladı diyebilirim. Ki bu da bir sorun. Yani Aryu'da hani birinci, yani direkt Aryu'da bu olmalıyım demeye zorladı beni. Ya, bu olmalıyım ne ya? Aryu'da en başta olmalıyım demeye zorladı beni, işte bunu söylemeye çalışıyorum. Ama ben yine en sonuncu oldum Aryu'da. Yine 8.'yim. Ve o kadar hani benden önce alacak 7 kişi var Pokemon. Ve Milotic özellikle Flash Aryu'daki en iyi Pokemon bence. En iyi Pokemonlardan biri. Öyle bir şey yapıyorum ki hani titriyorum yerimde. Kimse Flash'i veya Milotic'i almasın diye. Çünkü ikisi de çok önemli benim için. İkisini de almak zorundayım. Takım buna bağlı. Titriyorum yerimde ve o kimse almayınca o kadar mutlu oldum ki. Hani üst üste ikisini de aldım zaten 8. olduğum için. Cidden hani Aryu'da bayağı terledim. Soğuk terler döktüm. Çünkü Flash ile Milotic'i almam lazım. Özellikle Milotic'i kesinlikle almam lazımdı. İlk başta Flash'ı aldım. Flash'ı hepiniz biliyor artık bu kanalı izleyen. Choice Specs, Jolteon, Modest. Vurabildiği kadar sert vurup Volt Switch ile değişip gelip başka Pokemon'u öldürmesini sağlamak. Jolteon kullanmayı sevdiğim Pokemon Flash'imiz tekrardan bize hız ve güç kazandıracak. Special Offensive Pokemon aynı zamanda fizikal olarak getirmemiz. Bunun dışında Volt Absorb Ability ile bana ikinci elektrik türüne karşı olan immunity'yi veriyor. Etkilenmiyorum yani ikinci kere elektrik türünden. Aynı zamanda Quick Feed Ability'si var ki bu da her zaman üzerine oynanacak bir ability. Çünkü baktım rakibimin Choice Scarf kullanıcısı benden hızlı ve ondan hızlı olmam lazım. Quick Feed ile kendime bir tane Flame Orb veririm. Bir de Protect alırım. Şöyle bir de Protect alırım. İlk tur Protect yapalım. Böylece böyle benim bayağı sesim gidiyor. Sesim gittikçe de konuşmam gidiyor. Çok korkunç bir şey. Protect yaparım. İlk tur böylece Flame Orb'tan yanınca Quick Feed Ability'm çalışır ve hızımı 1.5 katına çıkarır. Bu da beleş bir Choice Scarf demek. Gerçi bunları yapmak uğruna Choice Scarf da verebilirim ama
Choice Scarf verirsem tek bir hareket kullanmak zorunda kalırım. Flame Orb'la bu durum söz konusu değil. İstediğim gibi hareket değiştirebilirim. Ardından bir sonraki Pokemon'umuz Kyrie. Malotimiz çok uzun zaman olmuştu ligde almayalı diyeceğim. Ki bence olmuştu. Milotic Special Defensif olarak kullanmayı çok sevdiğim bir Pokemon. Mirror Cold'la, Recover'la, Skull'la, Ice Beam'le. Ki insanlar Suicune'u da daha güçlü olduğunu düşünüyor ama bence Milotic Suicune'dan daha güçlü. Bu sezonda onları yanıltacağım çünkü Milotic o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar harika bir Pokemon ki öbe öbe bitiremem yani. Ability, Marvel Scale ve Competitive var. Kompetitif bir rakibim Intimidate Pokemon'larına karşı kullanabilirim. Çünkü bir stadım düştüğünde Special Attack 2 düşüyor. 2 kat artıyor. 2 kademe artıyor. Ve böylece atağım düşerse Special Attack'ım artar. Atak kullanmıyorum. Special Attack kullanıyorum. O yüzden benim daha çok işime gelecektir. Bunun dışında Milotic'in moveset'i de çok geniş değil. Ama bence yeteri kadar yani yeteri kadar seçenek var. Scald'la Pokemon'ları yakabilirsin. Ice Beam'i öğreniyor. Bunun dışında Dragon Tail'i öğreniyor rakibimin Sedat Pokemon'larına karşı kullanabileceğim. Recover'la iyi bir can yenileme sistemi var. Toksik'le rakibin Pokemon'larını toksikleyebilir. Ya Milotic'in moveset'i hani dediğim gibi çok geniş değil ama gayet yeteri kadar bir moveset'i var. Light Screen'i öğreniyor. Magic Code'la rakibimin Stealth Rock'ını falan geri zıplatabilir. Ki bu Magic Code'un Sableye karşı güzel şeyler yaptığını hatırlıyorum ben. Belki bu sezon da Sableye karşımıza gelirse Magic Code'la Sableye yakabiliriz. Gerçi o Mega Sableye'di. Bu Mega Sableye kimse almadı diye hatırlıyorum. Bunun dışında tabii Mirror Code gerçeği de var ama Flash bende olduğu için Mirror Code fazla sorun çıkarmayacaktır. Belki Mega Venusaur'a olan Konka'da karşı Mirror Code birazcık korkutabilir onu bana karşı Giga Drain'e giderse. Çünkü Mirror Code bayağı fazla vuracaktır diye düşünüyorum. Ardından sıralama benden tekrar başa çıktı. Baştan tekrar aşağı indi. Son piki yapacağım. Ve takımımda uçan türü bir Pokemon yok. Var yani. Landorus var ama Landorus'un hani uçan türü bir şey olduğunu söyleyemem. Çünkü uçan türü hiç adam akıllı hareketi yok. Ejder türü bir Pokemon'um yok. Dedim ki ben Noivern'u alayım. Noivern hızlı bir Pokemon. Yine cidden takım bayağı hızlı. Ligdeki en hızlı Pokemon'lardan oluşan takım olabilir benimkisi şu an. Çünkü Jolteon var, Weavile var, Osborn var, Noivern'umuz var yani. 123 base hızı var ki bu da fazla. Special Attack fazla yüksek değil ama 97 Choice Specs'le, Life Orb'la falan iyi gider. Çünkü zaten Choice Scarf vermeye gerek yok. 123 hız bayağı hızlı demek. Ability Frisk, diğer rakiplerimin, diğer rakibin Pokemon'un ability'sine şey, itemini öğrenebileyim diye ki bu lig formatında fayda sağlayacaktır Frisk ability'si. Çünkü mesela rakibin mega getirmek zorunda değil. Rakibin mega Pokemon'un mega olup olmadığını öğrenebilirim. Ona göre oynayabilirim maçları. Bunun dışında Infiltrator var ki o da her zaman iyi bir özellik. Substitute'u ezip geçmek, yok saymak iyi bir özellik. Osborn'un da hareket listesi geniş. Draco Meteor öğreniyor, Dragon Pulse öğreniyor. Ejder türü hareketler var. Defog öğreniyor. Başka bir Defog kullanıcısı Staraklardan kurtulmamız gerekirse. Focus Blast, Flamethrower, Fire Blast tarzı hareketler öğreniyor. Psychic öğreniyor. Moonlight öğreniyor. Moonlight öğrendim bilmiyorum. Roost öğreniyor canını doldurmak için. Shadow Ball öğreniyor. Tailwind öğreniyor. Eğer hepten hızlanmak istersek gelip Tailwind yapabiliriz böylece. 3 tur en azından hızlı olan takımımız aşırı hızlı olacaktır. Wild Charge öğreniyormuş. Bunu bilmiyordum. U-Turn öğreniyor. O da değişiklik kazandırmak için. Osborn'umuz bu şekilde. Ardından son tier'a geçiyoruz. NU ve altına. PU, NU. Ve PU, NU'da tam ortadayım. Beşinciyim. Tam ortada mı oluyorum? Evet, tam ortada oluyorum. Beşinciyim. Beşinci olmak iyi değil. Ortalarda olmak iyi değil. Üst üste iki Pokemon alamıyorsun. Vesaire vesaire. Ama istediğim bir Pokemon vardı. Sadece Miss Magis vardı. Onu da Pokemon Master PM'ye aldı. Ki o da üçüncüydü. Yani başlarda gitti. Çünkü Miss Magis harika bir Pokemon. Ama sıra bana gelince ben de Hitmontop'u aldım. Çünkü Hitmontop'un şöyle bir özelliği var. Rapid Spin öğreniyor. Intimidate'i var. Special Defense ile defansı gayet güzel. Assault Vest verebilirsin. Zaten Intimidate'den defansif özelliği artacak. Rakibin atağını düşürdüğü için. Bir de Assault Vest verirsem Special olarak da
güçlü olacak, yerinde duran bir Pokemon olacak. O yüzden Hitmontop bize special defansif ve defansif olarak farklı bir duvar kullanma imkanı sağlıyor. Ayrıca Rapid Spin öğreniyor ki bu da Staraktar'dan kurtulmak için ayrı bir yöntem sağlıyor bize. Osborn dışında ve Scizor dışında. Bunun dışında bayağıdır special offensive Pokemon oluyordum. Bir tane offensive Pokemon almış oldum Hitmontop'la beraber. Biliyorum Infernape'de dövüş türü, Hitmontop'da dövüş türü ama Hitmontop genellikle defansif dövüş türü olarak gelecek. Rapid Spin öğreniyor, Toxic öğreniyor diye hatırlıyorum. Evet, Toxic öğreniyor. Thunder Wave öğrense çok hoş olur ama Thunder Wave öğrenmiyor tabii ki de. Ve Hitmontop Sucker Punch öğreniyormuş. Güzel, bir Sucker Punch kullanıcım var. Ardından bir sonraki seçimim Jimbo Ambipom'umuz. Ambipom hani yaptığı tek şey maça Ambipom'la başlıyorsun, fake out yapıyorsun, U-turn yapıyorsun. Double Slap vardı galiba. Tail Slap, aynen Tail Slap. Tail Slap kullanıyorsun, sert vuruyorsun vesaire vesaire. Yani Ambipom'un yapacağı şey basit. Hareket listesi güzel. Ice Punch tarzı elemental punchlara erişiyor. Gang Shot öğreniyor. Fairy türlerinden kurtulmak için kullanabiliriz Ambipom'u. Baton Pass öğreniyor değişiklik için. U-turn öğreniyor yine. Thunder Wave öğreniyor. Hızlı Thunder Wave kullanıcıları iyidir. Jolteon'da mesela başka bir şey. Hızlı Thunder Wave kullanıcısı. Rakibim hiçbir şey yapmadan onu Thunder Wave'lemek iyi bir yani gerekli bir şey, bazen işe yarıyor. Taunt öğreniyor. Bu da Sableye gibi Pokemon'ları durduracaktır. Ambipom genellikle iyi bir başlangıç Pokemon. Ki takımda hani maça başlayacak çok Pokemon var. Infernape olsun, Azelf olsun, Flash olsun. Dediğim gibi Jimbo olsun. Ardından şimdiye sıra yine yukarı çıktı, bana geldi. Son pikimi yapacağım. Şimdiye kadar iki kere snipelandım. Ve birinin türü hayaletti, birinin türü de çimen türüydü. Dedim ki madem ben iki kere snipelandım ve bu iki türden de takımımda yok, bu iki tür olan bir Pokemon alayım. Ki ben bunu lig formatını daha önce almıştım ama çok az getirmiştim. Belki bu sezon daha fazla getiririm. Aldığım Pokemon Trevenant, Lullaby, Shiny Trevenant. Bir kere Trevenant'ın Ability'si, Harvest Ability'si çok iyi. Aynı zamanda Trevenant da Frisk öğreniyor, Noivern gibi. Rakibimin itemlerini öğrenmekte bu bana yardımcı olacaktır tekrardan. Lullaby'in Ability'si ama genelde Harvest olacak çünkü durmadan Lan veya Chesto Berry kazanmak harika bir şey. Böylece durmadan Rest'e gidip canını yenileyebiliyorsun. Takımında Willowisp kullanan bir Pokemon yok. Infernape'i de Willowisp'le getirmeyeceğim. Hani yüksek ihtimalle. Çok zorda kalmazsam. Bunun dışında sadece yakacak Pokemon Kyrie var rakibin Pokemon'larının. Tabii bir sürü Intimidate kullanıcım var ama yine de bir tane Willowisp kullanıcısı olması lazımdı diye düşünüyorum. Lullaby'da bu işi yapabilecek Pokemon. Hayalet türü Pokemon'lar da lazım lig formatında çünkü dövüş türü Pokemon'lar sorun oluyor. Drain Punch öğreniyor, Destiny Bond öğreniyor. Her zaman kullanması zevkli bir hareket Destiny Bond. Bunun dışında fazla da Grass türü hareketimiz var Seed Bomb'la. Yani genellikle hani bu da Infernape'de Cleric, pardon Infernape değil, Lullaby'da Cleric olarak kullanacağımız Pokemon olacak. Hani Rest olsun, Thunder Wave öğreniyor musun? Thunder Wave öğrendiğini sanmıyorum ama Toxic öğreniyorsun. Rest, Toxic, Destiny Bond. Çünkü Destiny, hadi ama ben Destiny, hani yani illa Destiny Bond kullanacağım bir kere. Yani belki tam bir kere, çok emin konuşmayayım. Ama Trevenant'ı getirirsem Destiny Bond'la getireceğimi düşünüyorum kesinlikle. Ardından bir de Z kristali draftladık. Onda da ilk çıktım ki bence en hani onda ilk çıkmak yerine Aryu'da ilk çıkmayı tercih ederdim ki Aryu'daki piklerinden memnunum ama yine de o karşısına girmemeyi tercih ederdim. Çünkü Z kristali yani fazla kullanacağım bir şey değil. Ama özellikle Osborn'da kullanmak için Flanium Z'yi aldım. Ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Açıp Smogon'dan bakacağım. Umarım yani Osborn'da işe yarayabileceğini düşünüyorum. Belki Landorus'a verebilirim. Çünkü Z hareketli Aerial Ace varsa, ki büyük ihtimalle vardır. Ki büyük ihtimalle var. Sert vurabilirim ki bu da en azından Landorus'umuza bir Flying Tour'u hareket kazandırır duruma göre. O yüzden Flying Z'yi aldım. Draft'ımdan aşırı memnunum. Özellikle durmadan Pokemon değiştirip yani maç içinde durmadan
vurup kaçan bir takım olduğu için, hızlı bir takım olduğu için aşırı memnunum. İstediğim Pokemon'ları aldım çoğunlukla. Serperior'ı alsam güzel olurdu Sylveon yerine. Ama Sylveon da Fairy türü. Aslında şöyle bakınca Sylveon'u aldığından daha mutluyum çünkü Fairy türümüz var. Bu da önemli bir şey. Eğer Serperior'ı alsaydım Fairy türüm olmayacaktı. Çünkü büyük ihtimal... Ama belki Travant yerine o zaman Granbull alabilirdim. Ki o da 3. Intimidate kullanıcısı olurdu. Bu da birazcık fazla olurdu. Yani genel olarak memnunum takımdan. Aşırı memnunum hatta. Rakiplerimin takımları korkutuyor beni. Çünkü cidden hani çok böyle vuracaksın ama hiçbir şey olmayacak takımlar var. Yani o duvarları aşamayacağımız takımlar var görünürde. Ama takımın ateş gücün iyi olduğunu inanıyorum. Diğer takımlara göre daha az defansifim, daha çok ofansifim. Ama benim zaten oyun tarzım buna yönelik. Şimdiye kadar zaten kanalımı düzenli olarak takip ediyorsanız, ki ben düzenli video atmıyorum. Düzenli olarak takip ediyorsanız size cidden buradan tüm içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Anlamışsınızdır, daha ofansif oynuyorum bu oyunu. Takımdan memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Set önerileriniz veya taktik önerileriniz varsa bu Pokemon'larla ilgili yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Takımımı size tekrardan göstereyim. Red Scizor'umuz, Kane Landrasteren'imiz, Dusky Weavile'imiz, Azura Azelf'imiz, Infernape'imiz var Ape Crazy adında. Amelia'mız var Sylveon adında. Şu an ekrana sığmıyor Amelia. Bunun dışında Flash Jolteon'umuz, Kyrie Malotie'miz, Osborne Noivern'imiz, Kai Hitmontop'umuz, Jimbo Ambiphone'umuz ve ekrana sığmayan bir tane de Lullaby Trevenant'ımız var. Yorum kısmında set önerileriniz, taktik önerileriniz varsa dediğim gibi bana yardımcı olabilirsiniz. Bunun dışında rakiplerimi gözlemlemeyi unutmayın. Ben bayağı berbatlaştım bu konuda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna sevginizi göstermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmasanız abone olun. İyi gün geçirin. Kanser Sivertas'ı desteğinizi #BastırSivertas etiketiyle göstermeyi unutmayın. İlk hafta rakibimiz, hemen bakıyorum, İzmir Murkrow'ları olacak. Ki o maçta büyük ihtimalle bu videonun 2 gün sonraki gün gelecektir. İyi gün geçirin. Ama ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.